Ay Tanrı ya, nerede kaldı? Başlarına bir şey gelmiş olmasın. Biri evrende, biri alışverişte tutuklu kaldı herhalde. Birazdan gelirler. Zeliha, o tavuk ölü zaten. Uğraşmana gerek yok. ama canlıyken seni gagaladıysa hırsını almakta haklısın. Ben yatacağım. Canım yemek yemek istemiyor. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ay, ben çok beceriksizim. Ay. Niye ağlıyorsun? Alt tarafı bir tabak. Üst tarafı da tabak. Zeliha yenge, biz toplarız. Sen bırak. Hadi. Evet. Sağ olun. Ay, ben çok yorgun galiba. Bugün yengemin nesi var ya? Hiç böyle davranmazdı. Ver bacım, ver. Ay, yemeğini bitirseydin Vahit amca. İştahım kaçtı. Ama madem ısrar ediyorsun, bir yolluk alayım bari. Zeliha! Zeliha! Elleri facıkken papacık. Bakıyorum çok keyiflisin bu sabah. Oo, hoş gelmişsin. Dün beni niye aramadın? Cevap versene, ha niye, ha niye? Yani... Geveleme de çıkar ağzındaki baklayı. Beni bu şekilde atlatacağını mı sandın? Yok, ben bir şey sanmadım aslanım. Tamam, yanlış anladım. Bu seferlik affediyorum. Ve sana son bir şans veriyorum. İyi ediyorsun, hoş ediyorsun da ne şansı? Bir ilişki kolay mı kuruluyor? Aklını başına topla. Başka kızlarla gönül eğlendireceğim diye yazık etme onca seneye. Hayır yenge, bak. Yenge bak, açıklayayım, gözünü seveyim. Vallahi tanımıyorum, açıklayayım. Geçen gün de geldik yine böyle, ben... Yalan mıydı Yaşar? Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar. Yalan mıydı Yaşar? Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar. Yalan mıydı Yaşar? Karakolda doğru söyler, Zeliha, bugün kendini iyi hissediyorsun herhalde. Hayatımız yalan olmuş, göğsümüzde yılan besliyor. Sen hala iyilikten bahsediyorsun ya. Ay pes! Ben yengemin durumuna çok üzülüyorum Haydar. Ben de. Üzülmesin diye de bir şey soramıyorum. Ben de. Nesi var ki? Nesi olduğunu bir anlasak. Yüzü hiç gülmez oldu. Sık sık ağlama nöbetlerine giriyor. Neden acaba? Bunu sen mi soruyorsun? Bu konuda uzman sensin Rüyacığım. Vahit emmim de çözememiş hala problemi. Sen problem çözmekte ustasındır. Keşke Zeliha yengeminkini de çözebilsen. Çok bilinmeyenli denklemler konusunda biraz da kılıyor. Konuşmak da istemiyor ki. Sabah ağzından cımbızla laf aldı. Vay be! Cımbızını kaş almaktan daha yararlı bir işte kullandın ya. Helal olsun. Peki ne dedi? Konuşmak istemiyorum. Saçmalama Ayten, söylesene ne dedi? Konuşmak istemiyorum. Yani ya, kapris yapacak zamanı buldun Ayten. Ne dedi, çabuk söyle. Konuşmak istemiyorum! Dedi. Ağzını bıçak açmıyor ki. Zaten sadistçe bir yöntem. Ne? Ağzını bıçakla açmak. Bence bekleyelim, kendi isteyince konuşsun. Kızlar, depresyondasınız galiba. Seni bu kadar mutlu edeceğini bilseydik girerdik. Ama maalesef değiliz. Sen niye neşelisin böyle?
Depresyon konulu bir yazı yazacağım da geçen gün beraber CV bıraktığımız dergi beni işe aldı. Sahi mi? Uğur böceğim benim. Böcek mi? Tebrikler. Otursana, bizim derse daha yarım saat var. Gül'le hemen işe koyulmamız lazım. Gül mü? O kim? Metin yazarı. Beraber çalışacağız. Hadi bana müsaade. Hoşça kalın. Evren? Beni öpmeyi unuttun. Evren depresyon konulu metin hazırlayacak ya. Kobay niyetine Rüya'yı depresyona soktu. Kıskançlık yapıp depresyona gireceğine sevin. Bak çocuk nihayet iş buldu ya. Aman, depresyona girmek için yer arar zaten. Tamam, gitmeyin kızın üstüne. Konu Zeliha Yenge'nin teşhis edemediğimiz durumu. Depresyon değil. Nasıl da düşünemedi.